Az önceki yerden bildiğim kovuldum. Herkese bir diğer puslu Kyoto gününden selamlar. Zonguldaklıyım ben. Normalde sürekli yağmur yağar, pus vardır ve ben buna bayılırım. Hani kapalı havaları seven bir insanım. Yağmur yağdığında benim için dışarı çıkmak için bir sebeptir. Çok severim. Ama bu Kyoto'yu bir türlü yakıştıramadım. Kış olduğu için muhakkak ama bir sokaklarda insan nadir görüyorsunuz. Şu anda İşlek Caddesi'ndeyim ve İşlek Caddesi şu kadar, yani bu kadar. Araba var ve insan, doğru dürüst insan yok. Kafe bulamıyorum. Güzel bir kafe bulup şöyle bir kahvemi söyleyip video çekmek istiyorum. Bu kadar zor mu? Muhtemelen bir yer buldum. Hello. Şöyle bir yer. Acayip de karanlık ama. Okay, thank you. Oh, Wi-Fi. Hayır. Okay. Okay, internet de varmış. Süper, buradayım o zaman. Menümüz bu. Allah'ım şu anda sevindim. Çok sinirlenmeme gerek yok o zaman. Herkese bir Japonya Kyoto gününden selamlar. Bu kafeyi bulmakta o kadar zorlandım ki. Bunların üstüne biraz video çekiyordum aslında şikayet ederken. Şu ana kadar Kyoto ile alakalı düşüncelerim böyle kapalı. Kış olduğu için herhalde bize böyle denk geldi. Geldiğimizden beri hava kapalı, çok sessiz, çok sakin. Hani sokakta neredeyse bizden başka kimse yok. Kamera yasak dedi adam. Hani adam burada kamera çekemezsin, konuşamazsın dedi. O karanlık böyle hiç kimsenin olmadığı yerde ama çok garip hissettim gerçekten. Hani tamam Japonsunuz, çok saygılısınız, çok kibarsınız ama bir tane bile başka müşteri yoktu orada. Ben öyle bangır bangır bağıran bir tip değilim. Böyle her zaman çok güzel şeyler duyuyorsunuz Japonya ile alakalı, işte çok saygılılar. Hatta onunla alakalı bir videoda ben çekeceğim. Neden bu kadar ilerlemiş bir ülke, neden bu kadar gelişmiş bir ülke, neden insanlar birbirlerine bu kadar saygılı diye. Yıllardır Asya'da yaşayan bir insan olarak bunu biraz daha hani güzel analiz edebildiğimi düşünüyorum. Tabii ki de Çin ile Japonya tamamen farklı ülkeler, çok daha farklı kültüre sahipler ama tarihini biraz daha araştırırsanız çok çok farklı yerlerden de gelmiyorlar. Nitekim hani çok böyle olumlu özelliklerini hep göze sokuyoruz ama bu soğukluğun, bu kadar saygının, hatta şu anki enerjimden anlaşılıyor, biraz üzgün ve kızgınım açıkçası. Çünkü hani buna gerek yok. Bildiğim kovuldum yani. Adam böyle kapıyı gösterdi ve sürekli Japonca konuşuyorum ki anlamıyorum oğlum, hani Wakarama-san, Wakaranai diyorum, hani Wakaranai, onu biliyorum çünkü nasıl deniyor falan. Anlamıyorum diyorum, nihongo yok diyorum. Ondan sonra bana göre bu böyle mesela hani çok garip geldi. Böyle bir şey başıma geldi bugün. Şu an bulduğum kafe çok daha tatlı bir yer. Umarım kimse kovmaz beni buradan. Bilmiyorum, hani tekrardan söylediğim gibi Japonlar çok saygılılar, çok temizler. Ama mesela hani öyle bir ortamda bana bir neden gösteremedi açıkçası. Hani insanlar olurdu mesela, kafe kalabalık olurdu. Çektim zaten, koyarım buraya. Kafede kimse yok, kafe gibi değil zaten, kapkaranlık. İnternet bulmuşum, açık bir kafe bulmuşum diye sevinirken bana göre bir sebep yoktu yani benim oradan kovulmama çünkü saygısızlık yaptığımı zannetmiyorum. Hani tamam, burada saygı çok önemli, aşırı önemli. Ben de buna saygı duyduğum için buraya gelmeden önce bütün o rica kelimelerini, teşekkür kelimelerini, adım başı teşekkür ediyorum ben yani. Hani zaten Türkçe'de de, İngilizce'de de, Çince'de de sürekli teşekkür eden bir insanım ama açıkçası biraz garip geldi. Ve mesela benim Japonca öğrendiğim Çin'deki arkadaşım, Japon öğretmenim yani, o biraz daha olumsuz şeylerinden bahsetmişti biz buraya gelmeden önce. Hani gözünüzde çok çok büyütmeyin. Mesela Japon olmasına rağmen buraya dönmek istemiyor. O buradaki baskıdan, hani insanların birbirleriyle olan o iletişimsizliğinden, soğukluğundan aslında o sıkıldığını ve bunaldığını, kendisini rahat hissetmediğini söylemişti. Hani hep böyle güzel taraflarını anlatıyoruz. Ya Japonya çok güzel, çok temiz, tam yaşanılası ülke falan diye ama bizim bu Kyoto ile elektriğimiz hiç tutmadı. Neyse, başka video çekeceğim ama buradan. Şu anda böyle kahvemi içeyim, biraz böyle ortamın tadını çıkartayım. Enerjimi değiştireyim. Tekrardan yeni bir videoyla geleceğim.